Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Size bir Covid mucizesi haberi getiriyorum ekranlarınıza. Yüreklerinizi ısıtacak, umut verecek bir hikaye. Alberta'dan, Calgary'den Ceyda Alaf'ın Benjamin Forrest'la ailesi Covid'i nasıl yendi? Bakın, bir bebek, 20 aylık Hazel, Hazel ve Kanada'nın en küçük bebeği Covid'li 5 günlük Nora ve anneanne Fatoş teyze. İşte hepsi karşındalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Pırıl pırıl görünüyorsunuz. Arkanızdan gelen güneşle birlikte hepiniz sağlıklısınız karşımda. Öncelikle büyük geçmiş olsun diliyorum. Ve bu kadar kısa sürede atlattığınız bunca badirenin üstünden karşımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür Sağ olun. ederiz. Şimdi sevgili Benjamin'le Türkçe konuşmaya çalışacağım zaten çünkü hikayenin kahramanlarından biri, ilk semptomları yaşayanlardan biri olarak anlatacak ama sevgili Ceyda, lütfen Evet. bize anlatır mısın neler oldu? Bu hani harika olması gereken bir doğum macera nasıl bir Covid kabusuna büründü? Arkasından çok kısa bir süre içinde bugünkü huzurlu, mutlu, sağlıklı tabloya gelebildiniz ailecek. Evet, baya baya telaşlı zaman geçti gerçekten. Tamam. Şimdi smart. Kasım'ın 22'siydi. Ondan sonra sabah saat 8'de doğum yaptım. Saat 10'da eve geldim. Her şey yolunda, bebek gayet iyi, ben gayet iyiyim. O yüzden direkt bizi eve gönderdiler 2 saat içinde. Gayet iyiydi. 2 gün sonra gece kastığımda çok böyle kendimi kötü hissettim. Başıyordu, burun akıntısı, boğazımın ağrısı. Dedim herhalde hasta olmuş, soğuk algınlığı kaptım yolda gider gelirken doğum sırasında. Emzirmeye devam ettim, ben yaptım. Ertesi gün eşim aynı şekilde Benjamin kalktı. Dedi, boğazım ağrıyor, işte burnum akıyor. Dedim, benden geçti herhalde. Bir sonraki gün anneme geçti, çarşamba günü. Gece de kızım Hazel, büyük olan, uyandı ateşle. Bayağı 39,5 ateşle uyandı. İşte ateş düşürücü verdik, süt içti, geri yattı. Ertesi gün kalktığımızda biz Covid testi yaptırmaya gittik. Çünkü ne olur ne olur, buranın kuralları öyle Alberta'da. Herhangi bir burun akıntısı, ateş ya da boğaz ağrısı, öksürük gibi olduğu zaman direkt gidip Covid testi yaptırmanız gerekiyor. Sonucu gelene kadar da evde karantina altında beklemeniz lazım. Biz de aynı şekilde gittik. Üçümüz, ben, eşim ve Hazel hep beraber gittik. Nora'yı annemle beraber evde bıraktık. Testi yaptırdık, eve geldik. Ertesi günde akşam Nora Cuma günü saat 7'de ateşlendi. Normalde çok yüksek değil. Sadece 37,7 idi. Dedik tamam, hani üzerinden bir tane tişörtünü çıkardım. İşte kendini kucağıma aldım sakinleşsin diye. Ama 1-2 saate sakinleşmeyince biz doktoru aradık. Doktorlar da bebek olduğu için 3 aydan küçük olan her bebek 37,5'un üzerine çıktığı anda hastaneye acile götürmemiz gerekiyormuş. Genel hani kural olarak böyle. Biz de hemen binlik arabaya acile götürdük. İyi ki de tam zamanda götürmüşüz. Çünkü içeriye girdiğinizde hemşire bakarken Nora'nın oksijen seviyesi çok düştü. Hemen acille olarak doktorları çağırdılar. Bir anda 10 kişi toplandı etrafımızda. Bir sürü sorular sordular. Ondan sonra o arada nefes almayı bıraktı. Hani bırakınca dediler ki işte çocuğu yoğun bakıma koymamız gerekiyor. Böylelikle hemen koştur koştur bizi yoğun bakıma aldılar. Tüp takmak zorunda kaldılar. Çünkü nefes almıyordu kendi başına. Ve biz hani böyle o hemşirelerin konuşması, hızlı telaşları, o için gelip bir gitmesi. O an böyle dedik ki tamam hani eve getiremeyeceğiz galiba bebeği. Biz hani boş el geri döneceğiz eve. O çok çok zordu gerçekten ikimiz için de öyle. Bu arada beklerken de testin sonucu geldi mesajla telefonumuza. Dediler ki işte Covid pozitif çıktı. Ben, Benjamin, Hazel üçümüz de pozitifiz. Doğal olarak büyük ihtimal Nora da pozitif diye düşündüler. Annem de zaten aynı belirtiler olduğu için bizdeki tüm ailece Covid oldu kesin. Ondan sonra bizi karantina altına aldılar hastanede. Ben cuma günü biz hastaneye girdik. 13 gün boyunca hiç nefes alamadım, dışarıya çıkamadım. Karantina altında kaldım bebekle beraber. It's okay. We're just listening to your heart. Yeah. It's all just tiny bit cold. It's a little cold, okay? Do you need a second? Is that the problem? Thank you.
beraber. Ondan sonra şey, yaklaşık bir 3 gün tüple beraber yattı. 4. gün tüpü çıkardılar. Daha iyi artık, kendi kendine nefes alıyor oldu. Tamam dediler, artık iyileşecek kesin. O yoğun zorluk geçti. Ama ne zaman çıkabilecek hastaneden belli değil hani. Bir 9 gün daha hastanede durmak zorunda. İyileşti desek işte beyninde, kalbinde ve akciğerlerinde inflamasyon buldular. Onun için işte ilaca başladılar tedaviye. Bu tedaviye cevap vermesi biraz daha zor oldu. Biraz daha geç zaman aldı. İşte bu süre içerisinde hiç durmadan ağlıyordu yaklaşık 20 saat boyunca. Ağlıyor, ben onu böyle durmadan sallamak zorunda kalıyordum. İşte ama neyse ki yedirebiliyordum. İyi yediği için sıkıntı yok derken 3 gün sonra yemeği de bıraktı. Emmeyi bıraktı tamamen. Bu sefer pompa yapıp işte pompalayıp onu verip mama vermek zorunda kaldım. O biraz zorlu geçti. Hiç uyumadığım için ben çok yorgun oldum. Hatta hastanede bir tane hemşire, biz hep Melek hemşire diyoruz. Adını tam bilmiyorum. O geldi, beni o kadar yorgun gördü ki, Ceyda anne sen yap dedi. Ben çocuğumu salladım. Let's calm her down here. Benim çocuğumu aldı hemşire ve kendi başına sallayarak yarım saat, ki ben gözümü kapatayım biraz uyuyayım diye. Hani hiç gerçekten bildiğini Allah gönderdi diyoruz. O kadar zor durumdaydım, ağlıyordum. Onunla beraber, beraber biz ağlıyorduk. Ve Benjamin'i hastanede tutmadılar. Çünkü Covid olduğu için dediler ki işte ne kadar az kişi var hastanede o kadar az risk çalışanlarımıza yayılacak diye. Benjamin'e hani gider misiniz diye sordular. O da gitmek zorunda kaldı. Zaten 20 aylık bebek de evde olunca annem de yataktan çıkamadı. Bayağı kötü oldu annem. Nefes alamadı. Annem de nefes alma zorluğu yaptı. Öyle olunca Benjamin eve geldi. Ben tek başıma kaldım. Ama sonuçta 9 gün daha geçti. 13 gün geçtikten sonra kendi başına nefes alır oldu. Oksijen seviyesini ayarlar oldu. Her şey yoluna göre uyuyabiliyor artık, yiyebiliyor. Her şey tamam olunca doktorlar dediler ki evinize gidebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Böylelikle 13 günün sonunda evdeyiz şimdi hep beraber. İkisiyle bir arada uğraşmaya çalışıyoruz işte. En güzel. Annem de toparladı. En güzel dönem başlamış. Şimdi tabii çok soru var aklımda. Hepsini sormak istiyorum. Birincisi yani doğuma giderken, hazırlanırken ve giderken hiç aklından geçer miydi? Bir endişe taşıyor muydunuz sen ya da aile olarak, biz COVID bulaşır mı, risk altında mıyız diye? Hayır, açıkçası hiç düşünmedim. Çünkü zaten 43 gün geçtim. 40 hafta, 3 günlük hamileyim. Bir yere çıkmıyorsun, birileriyle görüşmüyorsun. Sürekli dikkatliyiz. Ondan sonra hasta, doktora da hazırlandık. Ebelerle gidiyoruz. Ondan sonra ebeler olduğu için bir sürü hemşire, doktor da görmeyeceğiz. Yani sadece kendi ebelerimle beraber girdim hastaneye. Girerken maske takıyorsun zaten. Odana girdikten sonra ben maskemi çıkarabildim. Ama ebeler maskelerini takmaya devam ettiler, midwife'lar. Dolayısıyla biz hiç hani kaparız falan diye düşünmedik açıkçası. Ama yani nereden nasıl oldu, bir yere mi dokundum girişte, yani ellerimi hani dezenfekte ediyorsun ama doğum sırasında belki fark etmeden bir yere dokundum, onu yüzüme sürdüm, hani açıkçası bilmiyorum nasıl olduğunu ama hastaneden şaka gibi gerçekten hastalığı kaptım, getirdim, tüm aileye de verdim. 3-5 günlük bebek daha. Bir hani burada contact tracing denen geriye dönük hani bu şeyin nereden temas takibi yaptılar mı? Size bir açıklama yaptılar mı hastaneden bütün bu olayların ardından? Yaptılar, evet. Aynen, aradılar Alberta Health'ten, aradılar işte tekrardan. Dediler ki kiminle görüştünüz, nereden geçirdiniz? Aradıklarında direkt yani büyük ihtimal dederseniz hastaneden aldınız. Ama tam olarak hiçbir zaman bilemeyeceğiz nereden olduğunu, ne yaptığını. Aynen, nereye gittiniz? Çünkü kısa süre geçti. Hani hesaplamalara göre şimdi ben pazar günü doğum yaptım. Pazartesi sabah kalktığımda, pazartesi kalktığımda gördüm dediğim için saat farkı hani sanki 36 saat. Normalde 48 saat sonra belirtiler başlıyormuş. Ben de erken başladım. Birinci nedeni büyük ihtimal sen yorgundun, doğum yaptın, uyumadın, uykusuzsun, vücudun çok yorgun, çok hani halsiz. Seni erkenden getirdi diğer insanlara göre, normal insanlara göre. Ama sonradan da biz hesapladık. Ben doğum hastaneye 4'te gittim. Aslında doğum yaptığım saat değil, gittiğim saati sayarsak 44 saat orada. 44 saat sonra benim belirtilerim başladı. O yüzden büyük ihtimal diyoruz biz hastaneden oldu. Peki sevgili Ceyda, Nora'nın tabii o küçücük hastanede yoğun bakımdaki 4 gün yoğun bakımda kaldı değil mi? Evet, yoğun bakımdaki fotoğrafını izleyicilerimizle paylaşıyorum. Gerçekten hani annelerin böyle canını acıtacak görüntülerden biri. Sen ne düşündün? Nasıl hissettin? Keşke dedim bana ya da Benjamin'e olsaydı. Hani büyük bir insanı görmek, bunu atlatacağına inanmak daha kolay. Ama küçücük, hani 40
santim, 50 santim pardon, 50 santimlik bir bebeğin kocaman bebek hani hastane yatağında yatıyor. Tüplere bağlı, her yerinden tüpler geçiyor. En kötüsü de ağladığı zaman. Hani normal ağlamasını biliyorum ben, nasıl yırtarak kendini ağlıyor. Ağladığı halde sesi çıkmadı. Ses tellerinin yanından geçtiği için nefes borusu sesi çıkmıyordu. Öyle bir videosunu çektim hatta göndermek için, aileme paylaşmak için ama gerçekten çok çok zor. Burana düğümleniyor. Güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra ben onunla konuşmaya çalışıyorum. Buradayım anneciğim, her şey yolunda, merak etme, sen toparlayacaksın diye. Ama bazen inanmadığın şeyleri söylemek de zor geliyor. Ben gerçekten hani toparlayamayacak diye düşündüm. Hiç düşündüğüm gibi de olmadı. Ama 2-3 gün sonra toparladıktan sonra, tüpü çıktıktan sonra tamam dedik. Yani ondan sonra tamamen hepimiz pozitif. Hepimiz daha rahat uyuyabildik. Evet, onun hani yoğun bakımdan çıktıktan sonra sizin hiç olmazsa hayati tehlikeye dair endişeleriniz azaldı. Ama evde daha bir 13 günlük süreç daha geçirdiniz. Karantinada ve tabii ki belirtileri kontrol ettiğiniz ve anladığım kadarıyla biraz ateş ve yorgunluklarla boğuştunuz. O süre içinde nasıl götürdünüz hayatı? Evin içinde olmak zorundaydınız, dışarıdan yardım alabildiniz mi? Bebekleri nasıl idare ettiniz? Görüyorum Benjamin oldukça sağlam bir baba. Hiç bırakmadı. Yayının en başından beri bebeğiydi. Evet. Ama nasıl oldu? Çok zor oldu mu? Hala o korkularınız oldu mu kafanızda? Bizim şansımıza gerçekten 3 kişiydik. Annem de buraya geldi hani yardıma diye. Çok yardım oldu. Sürekli nöbet tutuyoruz. Ben her 3 saatte bir kalkıyorum. İşte emzirme falan. Benim görevim sadece yemek yapmak bebek için. Ondan sonra Benjamin'in görevi ise işte uyutmak. Annemle beraber bebek tutuyorlar. Biri kalkıyor işte onu yediriyor, uyutuyor, yatıyor. Bir diğeri kalkıyor, yatıyor. Gece gündüz nöbeti aldılar. Öyle olunca hepimiz düzgün bir uyku çekebiliyor oluyoruz. Hani yoksa 2-3 saatlik uyuduğunla gerçekten zaman çok zor. Bir de Hazel olduğu için gün içinde de uyuyamıyorsun. Hani bebek uyurken ben de bir 2 saat gözümü kapatayım diyemiyorsun. Gün içinde de sürekli ayaktayız. Ondan sonra arkadaşlarımız, ailelerimiz buradan herkes... Ya ben hiç tanımadığım insanlardan destek mesajları geldi bana Facebook'tan. İşte kendisinin de öyle bir şeyler yaşadığını hani bahsetti. Ne kadar zor olduğunu bildiğini ama çocukların ne kadar güçlü olduğunu, hani sonradan toparladıklarını, hiç merak etmememi, Nora'nın da çok rahat geçireceğine dair destek mesajları da aldık. Arkadaşlarımız yemekler yaptı, kapıya bıraktılar, zile basıp gittiler. Biz buradan kapıdan aldık. Yani dolayısıyla bir hafta boyunca ne yemek pişirdik, ondan sonra ne alışverişe gitmemiz gerekti. Biz internetten alışveriş yaptık, arkadaşlar alıp getirdiler, kapıya bıraktılar yemekleri bizim için, hani alışverişleri. Böyle olunca çok rahat oldu. Hani evden çıkmamak. Tek sıkıntımız Hazel. İşte dışarı çıkıp parka gitmek istiyor. Bahçe, arka bahçeye çıkalım dediğimizde parkı gördüğü için park diye tutturuyor. Hani anlatamıyorsun da 20 aylık çocuk tabii anlamıyor. Covid var, bir yere gidemezsin, başkasına veremeyiz kısmını anlatamadığın için biraz orada sıkıntı yaşandı. Ama onun dışında hani günlük hayatta çok sıkıntımız olmadı. Nora içinse doktorlar biz çıkmadan 2 gün önce toplamda 13 gün hastanede kaldık. İşte 12 günden sonra dediler ki tüm monitörlerini çıkaralım. İşte kalp atışlarını, nefesini, nefes almasını ve oksijen seviyesini sürekli bakıyorlardı. Hani inip çıkmasını izliyorlardı. Dediler ki artık çıkarabiliriz. Tamamen sağlıklı bebek. Bir günde böyle dursun. En azından sizin içiniz rahat olsun dediler. Gerçekten o çok yardımcı oldu bize. Çünkü eğer onu yapmasalardı biz sürekli şu anda uyurken morardı mı dudakları, nefesi alamıyor mu, oksijen seviyesi düştü mü diye telaş yapardık. Ama bir gün boyunca nefesi hani şeysiz kaldığı için hiçbir sıkıntısı olmadığını gördüğümüzden dolayı artık bence daha rahat oldu gerçekten. Bir de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yani annem başında durdu uyurken ve Benjamin başında durdu. O yüzden hani hiçbir zaman da böyle kendi başına yatırıp da uyusun diye beklemediğimiz için sürekli gözünün içine bakıyorduk özellikle ilk 2-3 gün. Ama şimdi artık normal bir bebek. Normal bebek huysuzluğu var. Sevgili Benjamin, sen şu anda kollarında bir mucize tutuyorsun. You're holding a little miracle in your arms. Sende bir mucize var şu anda. Nasıl hissediyorsun? Türkçe anlatabildiğin kadar isterim. Olmazsa İngilizceye paylaşır mısın duygularını izleyicilerimizle lütfen? The little miracle in your hands. Tell us about it. Şu an çok iyiyim, çok mutluyum. Çok korktum önce. Ama şimdi her şey daha iyi.
bebek sağlık, ailem sağlık, o zaman mutluyum. Çok mutluyum. Ceyda, çevirecek bir şey bile yok. O kadar güzel söyledi ki bütün duygularını. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hepinize. Peki sevgili Fatoş teyze. Öncelikle böyle bir Türkiye'den doğum için geldiniz. Kaç ay önce geldiniz? Hangi heyecanlarınız vardı? Bu işin içinde kendinizi bulunca nasıl hissettiniz? Ben Türkiye'den 2 ay önce geldim. Hazel'in bana alışabilmesi için anne doğuma gittiğimde hani benle rahat kılabilsin diye. O yüzden önce erken geldim. Havalanında falan Covid yakalayacağım, çocuklara getireceğim diye o kadar korkuyordum ki o kadar dikkatli davranmaya çalıştım. Gelmedi diye de çok sevinmiştim. Hiç aklımıza da böyle sonradan Covid diye yakalayacağımız hiç aklımıza gelmemişti. Ama kader bizi de buldu. Ağrılı bir süreçti benim için. Eklem yerlerim çok aşırı ağrıyordu. Çok hafif bir başımda ağrı vardı ama ağırlık şeklindeydi. Ama bütün eklem yerlerimin tek tek kırıldığını hissedebiliyordum yani. Çocuğun Nora'nın bana ihtiyacı var. Benjamin de hasta. Nora da hasta. Hazel deseniz yine öyle. Hani bana ihtiyacı var. Kalkmam gerekiyor diyorum ama mümkün değil. Ayağa kalkamadım. Ben 4 gün hiç kalkmamaca yattım. Hiç kalkamadım. Yani bir şeyler yiyemedim. Kusma, mide bulantısı vardı. Aynen. 4. günü kusma azaldı. Biraz daha ayağa kalkabildim. Sonra ben yavaş yavaş hızlıca toparlandım. Ama ben kendime değil, beni en çok üzen Nora'nın o hastanedeki işte boğaz tellerinden şeyin geçmesi ve sesinin çıkmaması. Anlatamam. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Evlat acısı gerçekten dayanılabilecek bir şey değil. Kimseye de yaşatmasın. Bir anneanne için en büyük işkence 5 günlük torununu kucağında tutamamak, bırakın kucağı almayı dokunamamak. Hani çok büyük bir duygusal işkence, sizi hani çok iyi anlayacaktır bütün izleyicilerimiz tahmin ediyorum. Ben sizin vasıtanızla bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Covid denince bana gelmez, işte ben gencim, ben şöyleyim diye düşünülüyor, dikkat edilmiyor. Ama şu bir gerçek, tamam yaşları çok etkiliyor ama bebekleri de çok etkiliyor. Ve ileride bunun bebekler için özellikle nasıl bir şey bırakacağını kesinlikle hiç kimse bilmiyor. Lütfen dikkat edelim. Yani bir şeyler yasak konuluyorsa bu gerçekten bizim sağlığımız için. Yani o yüzden ben bütün dünya insanlarına, bütün insanlara sesleniyorum. Lütfen gerçekten ciddiye alalım. Dezenfekteye dikkat edelim. Maskelerimizi lütfen çıkartmayalım. En azından kendimize saygı duyuyorum. İnsana saygı duymak için. Tabii. Sevgili Ceyda, burada şunu da sormak istiyorum sana. Hazel de virüsü aldı ama bunu yendi. Doktorlar onun yaşına baktıkları zaman ayrıntılı olarak neler söylüyorlar? Geleceğe yönelik endişeleri var mı? Nasıl bir kontrol altında olması gerekiyor? Bıraktığı bir hasar, bırakacağını tahmin ettikleri hasar var mı? Sonuçta 20 aylık bir bebekten bahsediyoruz. Kanada'nın en genç COVID hastaları sizin aileden çıktı ama en şanslı olarak iyileştiler. Evet. Hazel için genelde diyorlar ki 1 yaşın altındaki bebekler de çok tehlikeli. Nora orada olduğu için. Bir de işte 15 ile 17 arasında galiba sonrasında sıkıntı çıkabiliyor dediler. Hı hı. Ama Hazel 3 günde atlattı. Çok sıkıntı çıkmadı. Ateşi çıktı, burnu aktı. Bir de huysuzluk yemesi, hani yemesi kesildi. Onun dışında çok büyük sıkıntı çıkmadı Hazel'da. Çabuk atlattı. En çabuk atlatanımız o oldu gerçekten. Hı hı. Sonrasında kalır kalmaz bilmiyoruz diyorlar. Ama şöyle bir şey var. MISSI dedikleri bir hastalık var. 4 ile 6 hafta sonra COVID'i geçirdikten 4 ve 6 hafta sonra tekrar bir hastalık kapabilme riskleri varmış. Adına MISSI diyorlar. Rash çıkıyor. Hani benekler çıkıyor kırmızı. Kırmızı ay, gözünde kızarıklar. İshal. Ondan ve 3 gün hiç geçmeyen ateş. Bunlardan biri ya da hepsi olduğu anda acile hemen gelin diyorlar. Büyük ihtimalle 4 ile 6 hafta arasında MISSI dedikleri hastalık. Bayağı şey değil, hani çok düşük bir ihtimal. Ama olanları görülmüş. Biz hastanedeyken o hastaneye gelen çocuklar olmuş bu hastalıkla. O yüzden ne Nora ne de Hazel bir şeyden tamamen şu anda kurtulmuş durumda değiller. Tekrardan hani biz göz altında tutacağız onları.
4 hafta 4-6 hafta arasında bu şeylerden biri, belirtilerden biri olursa onları tekrardan hastaneye götüreceğiz. Nora için dediler ki kalbinde büyüme oldu. Kalpteki damarda, atar damarda büyüme oldu. Çok çalıştığı için COVID'den dolayı. Ve bunun da tahmin ediyorlar işte Amerika'daki küçük yeni doğan bebeklerle daha çok iletişime geçmiş insanlarla konuştular. Dediler ki normal kendi haline döner. %90 hiçbir sıkıntısı olmayacak Nora'nın gelecekte. Ama bilemiyoruz diyorlar. Çünkü bu COVID sadece bir yıllık. Bu içeride hani yeterince bir bilgimiz yok, size kesin bir şey söyleyemeyiz dediler. Aynı şey Pfizer için de geçerli. Geçerli, evet. Benjamin, doctors and the health workers, especially in the hospital, how did they treat you, you and your family? Were they surprised that such a, you know, that kind of a thing occurred to you? She was so young and you had the family, such a young family with Hazel as well. Seyircilerimize söyleyeyim, Benjamin'e sormak istediğim şu, acaba doktorlar, bütün sağlık çalışanları nasıl davrandılar? Onlar için de çok şaşırtıcı bir durum oldu mu? Bununla ilgili düşüncelerini merak ediyorum Benjamin'e. Yes Benjamin, yeah, dinleyelim. We received state-of-the-art care, in my opinion, for Nora. The doctors were definitely going above and beyond to make sure that everything about Nora was healthy. And I know they did lots of checks that they don't normally do for infections. And they did that just because of COVID precautions. They knew that Nora was positive. And my understanding is because there's so few cases of young infants like Nora getting infected from COVID, they actually consulted with doctors across the country and in the United States as well. I don't know if Jada said this, but they had a team of doctors and different specialist doctors like rheumatologists and cardiologists, and they were all meeting every day to attempt to diagnose Nora and decide on a management plan, treatment plan. So in the end, I'm confident that we were under the best care, and I know our from our pediatricians, they had their best hopes for Nora, and we're very grateful for the care we received. Evet, şöyle aslında toparlayabiliriz. Burada doktorlar, bütün çalışanlar yani muhteşem bir iş çıkardılar ortaya diyor. Sadece vaka yaş olarak küçük olduğu için, farklı olduğu için sadece Kanada'da kendi hastanelerindeki doktorlar değil, Kanada genelinde ve hatta Amerika'dan doktorlarla da konsültasyon yapmışlar. Bu vakayı çok dikkatle takip etmişler. Biz çok emin ellerde olduğumuza inanıyoruz ve alınabilecek en iyi bakımın bize verildiğini düşünüyoruz zaten diyor. Eklemek istediğim bir şey var mı Ceyda, Benjamin'in söylediklerine? Çok gerçekten müteşekkir olduğunu söyledi sisteme. Evet. Evet, bizim en çok şaşırdığımız şey sadece bir saniye konuşuyorum bir tane. Sadece şey değil, Hazel Nora'ya değil, bize bile şey sahip çıktılar. Her geldiklerinde bir şeye ihtiyacınız var mı? Yani bezinden, mamasından, her şeyini karşıladılar. Üzerine işte bana sen emziriyorsun, acıkmışsındır diye durmadan krakerler, meyve suları, işte yoğurtlar. Hani bana bile baktılar, sadece ona değil. Aynen biraz önce anlattığım gibi hemşirenin birisi geldi, ben uyuyabileyim biraz diye çocuğumu salladı, baktı işte. Bir tane diğeri geldi, ay burası çok beyaz duruyor, çok hastane gibi duruyor dedi. Ona pembe Barbie'li bir tane şey battaniye getirmiş, bak biraz renk katsın yatağına diye. Yani orada çalışanlara ben kendim de sordum. Kendi hayatınızı riske atıyorsunuz. Hani ben COVID'liyim biliyorsun. Nora COVID'li, gene de gelip bize hani böyle bakıyorsunuz. Çok hani korkmuyor musunuz diye. Yaptığımız işi seviyoruz, severek yapıyoruz. İnsanlara bakım hani. İnsanlara bakıyoruz, onlara işte yardım ediyoruz. O yüzden hani yok, gerektiği kadar da önlemi alıyoruz. Hani maskelerini değiştiriyorlar. Her girdiklerinde maskelerini, gözlüklerini ve önlüklerini değiştiriyorlardı. Ve işte hani biz o yüzden diyorlar sevdiğimiz işi yapıyoruz. O yüzden bizim için sıkıntısı yok. Sen neye ihtiyacın varsa haber ver dediler. Yani gerçekten çok çok müteşekkiriz. Çok güzel. Fatoş Hanım, ama Fatoş teyze diyeyim, tam orada böyle Fatoş teyze gibi oturuyorsunuz. Ailenizi, torunlarınızı böyle bütün sevginizle, enerjinizle kucaklarcasına. Ne kadar daha kalabileceksiniz? Elinizden neler gelecek? Geleceğe dair sizin endişeleriniz var mı? Nasıl hissediyorsunuz? Şu anda en azından yemek yapmaya başlamışsınızdır eminim. Evet. Yani bir anneanne olarak onlara ne kadar yardım edebilirim diye kendim her
gün kendimle bir hesaplaşıyorum. İşte tek korkum inşallah çocuklarda hani kalıcı bir şey kalmaz. Sürekli onun için dua ediyorum. Ailem de, kendi ailem de, ablalarım falan da onlar sürekli dua ediyorlar. Neredeler orada? Onlar Türkiye'de. Ama, onlara da selam yollayalım. Sizleri böyle. Onlar Türkiye'de, Ankara'dalar. Hepsi Ankara'dalar şimdi. Ondan sonra oğlum, eşim, onlar Ankara'dalar. Onlar da sürekli dua ediyorlar. Her gün görüşmeye çalışıyoruz onlarla. Mümkün olduğu kadar kızıma hiç lohusalığını, Türkiye'de özellikle bilirsiniz, lohusa 40 gündür hani, hiç lohusalığını yaşayamadı. Elimden geldiği kadar ona en azından 20 gün sonra bir lohusalık yaşatmaya hevesliyim. Yani onu düşünüyorum sürekli. Şubat'ın sonuna kadar burada olacak, evet, inşallah bizim. Hiç yemek yapma derdimiz yok, temizlik derdimiz yok. Annem o kısmı bakıyor. Ah, harika, çok şanslısınız. Bir kabustan çıktınız, bir kabustan uyandınız ama aydınlık günler sizi bekliyor, görebiliyorum zaten. Geleceğe dair kafanızda endişeler var mı burada? Ve onları, yani doktorlarla düzenli konuşmalarla nasıl atlatabileceksiniz? Bir planınız var mı, kısa dönem planınız? Var. Zaten daha randevu verdiler. İşte önümüzdeki ay tekrar gideceğiz. 2-3 ay sonra tekrar bakacaklar. Hani göz altında tutacaklar bir süre. Hani bir şey kalacak, kalmayacak şeklinde. Ama şu an için endişelenecek hiçbir şeyiniz yok. Artık evinize gidin, ailenizin hani keyfini çıkarın ve tatili hani iyi değerlendirin dediler. Biz de aynen öyle yapıyoruz. O yüzden kötüye değil, iyiye olup odaklandık şu anda. Evet. Benjamin'e özellikle bu soruyu yöneltmek istiyorum. Türkçe belki cevap verebilir. Dün onunla ayrıntılı konuşurken heyecanla söyledi. Şimdi Kanada'da da herkes sizi konuşmaya başladı. Çünkü küçücük bebek, bütün aile bir mucize bebek oldunuz iyileştiğiniz zaman. Nasıl hissediyor bunun gelecekte? Ben dedi bütün bunları saklamak istiyorum. Hani çok güzel anılar olsun istiyorum dedi Nora için. Nasıl hissediyor geleceğe dair, bunların nasıl bir anı olmasını istiyor? How do you feel about Nora being the kind of the miracle baby, and you want to keep all the keepsakes and all the newspapers to kind of let her know? How do you feel all about this? What do you say, Benjamin? The media attention definitely took us all by surprise. I think we weren't expecting it, but now that there's all these articles on our daughter across all these different media outlets, including it now in Turkish. I'm gonna try and save everything for when Nora's older, and show her all the craziness that happened when she entered this world. Evet. Bu dünyaya nasıl bir çılgınlığın ortasında geldiğini ama bundan da nasıl sağ salim çıktığını bir ana olarak bırakmak istiyor Nora'ya, Benjamin ailesi adına. Tabii hepsini etkileyen bir anı ama özellikle Nora için çok farklı olacak. Kanada'da bir mucize bebek oldu ve bunu Türkçe haberler almak isteyen, Türkçe haberdar olmak isteyen izleyicilerimize hem Kanada'daki hem dünyanın her tarafındaki ve özellikle Türkiye'deki bizler duyurmuş olduk. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde bu güzel Ceyda Benjamin Forrest ailesinin mucizesini paylaştık. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. O güzel bebeklerin yüzlerini ve sağlıklarını görmek istiyorum. Zaten Nora uyuyor ama biriniz acaba güzelce iPad'i kaldırarak yaklaştırabilir misiniz? Bebeklerin yüzlerini, güzelliklerini, sizin için bir sakıncası yoksa gösterelim izleyicilerimize ve öyle veda edelim. Do you want to show your baby sister? Evet. Do you want to show your baby sister? Evet, lütfen. Do you want to show your baby sister Hazel? İşte 20 aylık Hazel. O da COVID'i yendi. Ve işte bebek. Daha şu anda 22 Kasım'da dünyaya gözlerini açan küçük Nora. Babası Benjamin'in kucağında, annesi Ceyda yanı başında, ablası Hazel yanı başında, anneannesi Fatoş yanı başında. Teyze. Şimdi, evet, hepsi COVID kabusundan uyandılar ama huzurla ve olabildiğince sağlıkla gülümsüyorlar. Ah. Çok mutlu olduğum sizlerin bu hikayenizi paylaşabildiğim için. Sağlıklı günler istiyorum, diliyorum size ve haberlerinizi paylaşabilmek, bundan sonra sizlerden haberdar olabilmek istiyorum. Kurallılar,
dinle. Çünkü özellik tehlikeli lazım. Fair enough. O zaman her şey, herkes sağlık duracak. And so it just goes to show the rules are there for a reason. The public health officials have thought about all this and they know what's going to help flatten the curve, as they say. So yeah, just follow the precautions and try and keep everyone safe. Evet, Benjamin COVID'i ailesiyle birlikte, bu küçücük bebekleriyle birlikte en damardan, en can acıtıcı noktasından yaşayan bir baba olarak diyor ki, benim mesajım kurallara uyun. Bunların bir sebebi var. Bu kuralların bir sebebi var ve size de bunlara uymak düşüyor. İşte karşımızda çünkü örnek olarak, bir deneyim olarak varlar. Sevgili Ceyda, senle nasıl kapatalım? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Tanıdıklara, senin için iyi dilekleri bulunan, tanımadığın binlerce, on binlerce kişiye. O an içinde çok zor olsa da sonrasında olumlu baktığın zaman, o geriye döndüğüm, yani bizim için çok gerçekten olumlu bitti. Zorlu bir dönemdi. Geçti. Artık geriye baktığımızda sadece evet ne kadar zor geçti diyoruz ama gülümseyerek hatırlayabiliyoruz. Bizim durumumuzda olan birçok insanlar var. Covid'den değil, başka durumdan dolayı hastanede yatan birçok insanlar var. Hepsine başsağlığı diliyorum ve inşallah onların sonucu da, onların da bizimki gibi eve gelip tatili beraber geçirip ailecek keyifli zaman geçirmeye başlayabilmelerini diliyorum. Tamam. Türkiye'ye de sizden gönderelim mesajı ve sevgileri. Ne dersiniz Fatoş Hanım? Önce Benjamin'in dediği gibi lütfen kurallara uyalım. Bana gelmez deyip de boş geçmeyelim. Gerçekten bunun büyük bir önemi var. En azından insan sağlığı. İnsanı seviyorsak uymak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili Hazel. Hey, are you gonna Hazel? Say merhaba? Merhaba. Merhaba, der misiniz lütfen? Gördük. Çok güzel yüzlerini gösterdiniz. Bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederim Ceyda'cığım. Say hi Hazel. Say hi. Alberta'dan, Calgary'den bir sabahınızı bizlerle bu kadar değerli paylaştınız. Yeniden geçmiş olsun diyorum. Böyle bir mucizenin altında. Evet, ama hiç olmazsa aydınlığı görerek imzanız oldu. Nora'ya harika bir ömür diliyorum. Hepinize tabii ki, sevgili Hazel'e de. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi haberlerinizi alalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakal sevgili Benjamin, Ceyda. Evet, özel. Sevgili seyirciler, çok özel bir hikayeydi. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl bir aile bir kabustan uyandılar. Ama şimdi ışık, umut ışığı, sağlık ışığı onlarla birlikte. Turkish Voice of Canada'da sizlerin hikayelerini, Kanada'da, Kuzey Amerika'da bu hikayeleri birbirimizle Türkçe paylaşmaya devam edeceğiz. Turkish Voice of Canada bunun için var. Kanada'nın Türkçe sesi bunun için var. Siz de bu güzel hikayeleri YouTube kanalımızdan yayın. Bütün platformlardan yayın. Daha çok kişi Türkçe haberdar olabilsin. Ve işte Ceyda'nın Benjamin Forrest'la birlikte güzelim ailesinin öyküleri gibi mucizeleri de birlikte paylaşabilelim. Şimdilik esen kalın diyorum. Hoşça kalın.